stres atmak isteyenlerin değil, keyif ve heyecanı yaşamak isteyenlerin uğrak yeri tenis kulübü videomuz ekranlarda. Efendim, Şehirde Yaşam programımız kaldığı yerden tüm hızıyla Number One ekranlarında devam ediyor. Bugün Yalova'dayız. Yalova Tenis Kulübü'ne konuk olduk. Yanımda yönetim kurulu başkanı Ahmet Refik Ekiz, antrenörümüz İskender Suiçmez ve kulüp müdürü Sevgi Kocatepe hanımefendi var. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizleri kısaca tanımak istiyorum. Sizden başlayalım. Ben Ahmet Refik Ekiz. Yalova Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2009 yılında kuruluşunu yaptığımız Yalova Tenis Kulübü 2014 yılında Yalova halkına tenis olarak hizmet vermek için açtık. Şu anda 4 tane tenis kortumuz, 4 tane hocamız, 96 üyemiz, aşağı yukarı 50 yakında öğrencimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Kulüp müdürümüz Sevgi Hanım'ı da tanıyalım. Sevgi Hanım, buyurun. Efendim, ben de kulüp müdürü olarak burada hizmetime devam etmekteyim. Kamudan emekliyim. Sinop Vali Özel Kale Müdürü olarak görev yapmıştım. Bu tenis sporunu çok sevdiğim için buradayım. Günlük iş ve işlemlerinden sorumluyum. Büyük bir keyifle burada hizmet etmekteyiz. Öğrencilerimizi yetiştirmekte, işte genel iş ve işlemleriyle böyle. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hocam, siz de tanıyalım kısaca. Ben İskender Suiçmez, kulüp antrenörüyüm. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. 2009 yılından beri bu kulüpte hizmet etmekteyiz. Peki başkanım, size sormak istiyorum. Aslında az önce sohbet etmiştik. Ben biraz tenis kulübünün oluşum sürecinden bahsetmek istiyorum. Kaç yıldır faaliyet göstermekte? Siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Yalova Tenis Kulübü olarak 2009'da Yalova Tenis Kulübü Derneği'ni kurduk kurucu arkadaşlarla beraber. Bu bulunduğumuz mekan belediyeden kiralandı. Çevremizin, özel idarenin, Aksa fabrikasının ve belediyenin katkılarıyla iki açık kort, iki kapalı kort yaptırdık ve 2014 yılından itibaren de hizmet vermeye başladık. Ben daha önce İstanbul'da görev yapıyordum ve aşağı yukarı 20-25 yıldır da tenis oynuyorum. Burada da tenisi çok sevdiğim için, bireysel spor olarak da her yaşın bir spor olduğu için de Yalova'da tüm öğrencilere ve tenis oynamak isteyen herkese hizmet vermek için gönüllü olarak çalışıyoruz. Sohbetimi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Başkanım, sizden alalım önce. Öncelikle spor yapmak isteyen Yalova halkında gençler, demin müdürem de söyledi, tenis sporu 5 yaşın itibariyle öğrenilebilecek ve ferdi spor olarak da her yaşın spor olduğu için tüm halkımızı zevkle Yalova Tenis Kulübü bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sevgi Hanım. Burası genelde bir aile gibi, yani tenis kulübümüz resmiyetten uzak aile gibi, işte ailelerimiz çocuklarını buraya getirdiklerinde kendileri de kafelerde işte sosyalleşme adı altında sohbet etme imkanları, yemek yeme imkanları, ondan sonra yani vakit geçirmeye çok müsait oldukları için, bir de spor tabii ki tenis. Daha ülkemizde belki yeni yeni tanınmaya başlanan bir spor olmasına rağmen biz epeyce yol kat ettiğimizi düşünüyorum kulüp olarak. Çünkü bayağı talep var öğrencilerimizden. Bu da bizi keyiflendiriyor. Ve herkesi biz Yalova'da olsun ve civar ilçelerde olsun kulübümüze bekliyoruz. Buradaki havayı, buradaki şeyi teneffüs etmesini istiyoruz. Bu ortamı görmesini istiyoruz. Ve tabii ki çocuklarını tenis konusunda yetiştirmelerini istiyoruz. Tenis çok önemli. Vücut açısından, sağlık açısından. Yani 7'den 70'e kadar yapabileceği bir spor dalı olarak. Sağlık açısından da çok önemli. Tabii bizim hedefimiz de milli takıma buradan öğrenci göndermek. Bizi çok keyiflendirecek inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Hocam siz ne söylemek istersiniz? Ben tüm velilerimize şunu söylemek istiyorum özellikle. Tenisin fiziksel, sosyolojik ve psikolojik yararlarını kesinlikle biliyoruz. Yani çocuklar için hem yetişkinlere hem de çocuklara çok yararlı olduğunu biliyoruz bu konuyla ilgili. Velilerden istediğimiz şu, çocuklarını en azından bir kere tenis sporunu denemelerini sağlasınlar. Sadece çocuklar değil kendileri de ama özellikle çocukların bir kere tenis sporuyla tanıştırılmaları gerekiyor bence. Bunu sağlarlarsa hem onlar için hem de tenis sporu için çok büyük bir katkıda bulunmuş olacaklar. Konumunuz da zaten bütün ilçelere, Yalova'dasınız, Yalova merkezdesiniz. Çevre ilçelerden de gelebilirler. Tabii. Hatta İstanbul, Pendik tarafından bile gelebilirler. Tabii. Herkesi buraya bekliyoruz o zaman. Efendim konumuza değinmek istiyorum. Aslında konumunuz da çok güzel bir yerde. Yalova merkezdesiniz. Bütün yakın ilçelerden, farklı illerin ilçelerinden de buraya gelebilirler. Herkesi buraya bekliyorsunuz. Ne söylemek istersiniz? Yalova olarak İstanbul'a, Bursa'ya, çevre illere çok yakın olduğu için ve deniz ulaşımı da çok kolay olduğu için herkese açık bir tenis kulübümüz. Herkesi bekliyoruz. Peki efendim. Ben teşekkür ediyorum tekrardan üçünüze de. Efendim bugün Yalova'da Yalova Tenis Kulübü'ne konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?